Herkese merhaba, ben Hüseyin Pemboğlu. Arkeolog'un 23. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir diyalog yapıyoruz. Bu seferki konuğum Ömer Yılmaz. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ömer Yılmaz'ı herkes tanıyordur diye düşünüyorum. Arkitera'dan, yarışmayla yaptan, Kivi'den ve de İBB ile olan çalışmalarından dolayı zaten Türkiye mimarlığının en bilinen isimlerinden, özellikle medya tarafında diyelim, en bilinen isimlerinden birisi. Biraz kendinizi tanıtın, oradan bir, yani bilmeyen varsa diye kısa bir tanıtımla başlayalım. Tabii. Tabii nazik sözleriniz için teşekkür ederim ama en bilinen isimlerinden birisi olmamaya çalışıyorum aslında. Uzun zamandır sadece bu yayında evet dedim. Yani pek çok işte jüri teklifi geliyor, konuşma teklifi geliyor. Evet dememeye çalışıyorum ki sakin bir şekilde işimizi yapalım diye. Şöyle ben 89 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesine girdim. İşte biraz uzatarak askere gitmemek vesaire konularından 7 yıl gibi bir zamanda bitirdim. Bu 7 yılın tabii 4 yılından sonra çalışma hayatı başladı. Çalışma hayatı başlamadan önce Ahumbaylarla, yani Metin ve Zeynep Ahumbay'la, İTÜ'liler bilirler, çeşitli kazılara katıldım. Yani Silifke'de, Karaman'da, Hasankeyf'te, işte İstanbul'da, Ayasofya'da, Pantokrator'da, Karasurlarında çalıştım. Ardından biraz ofis deneyimi, biraz şantiye deneyimi var. Bir şantiye şefliği, proje müdürü yardımcılığı var. Sonra da arada bir 3D stüdyoyla, 3D stüdyonun ilk çıktığı zamanlarda böyle 1-2 versiyonlarında işte render yapıp para kazanmaya çalışma derken 99 yılında askerlik. Askerliğin ardından da döndükten sonra Arkitera'yı kurduğum ortaklarım Ömer Kanıpak ve Banu Binat'la İşte 2000 yılında Arkitera'nın kuruluşu, ardından onlar işte birisi 5 yıl, birisi 9 yıl ya 4 ya 5 yıl, birisi de 9 yıl sonra ayrıldılar zaten. Arkitera'da bir süre daha devam ettim. Hala hisseler bana ait. 2016 yılından bu tarafa da Kivi Stratejik Planlama isimli ağırlıklı olarak turizm planlamasına yönelik, biz ona turizm tasarımı diye bir kelime uydurduk. Tutuyor da bakalım tutacak mı? Yani turizmin mekansal boyutuyla ilgileniyoruz demek için aslında böyle yapıyoruz kendi ölçeğinde. Böyle bir şirkette işte iki tane de çalışma arkadaşım var yakın. Onlarla birlikte sakin bir şekilde çalışıyoruz. Geçtiğimiz bir yıl ve ondan önce belki biraz daha fazla, 21 ay toplamda. Biraz daha fazla diyorum çünkü fazlalık kısmı Konkur İstanbul'un yarışmalarıyla ilgili. Çok seri halde yarışmalar açıldı. Tam bir yılda, yani 12 aydan biraz fazla bir sürede Etüt Projeler Daire Başkanlığı ve Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'nda arkadaşlarımla birlikte İBB'nin çalışmalarına destek olmaya çalıştım. Özet olarak durum budur. Yani şu anda tekrardan 15-20 gündür Kivi koltuğumda, yani şu anda da Kivi'deki koltuğumda oturuyorum. Yeni işleri bekliyoruz. Yani iş geliştirmeye çalışıyoruz. Kivi'den devam. O zaman bugünkü konumuzu ben aktarayım. Mimarların örgütlenememesi diye bir konu belirledik. Doğru mu? Doğru. Yani mimarlık örgütlenmesi temanın adı olabilir ama mimarların örgütlenememesi çok daha iyi ifade eden bir terim olabilir. Doğru yani, çok doğru. Peki o zaman hemen onunla başlayayım. Bunu düşünüyordum bugün işte yayından önce de. Peki Türkiye'de insanlar, hepimiz Türkiye'dekiler, biz örgütlenebiliyor muyuz? Yoksa mimarlar, hani bilmem mimarlar örgütlenemiyor da Türkiye'deki durum nasıl? Hani? İşte Türkiye kadar bence her şey. Yani şey, mimarlar niye farklı olsunlar ki? Tabii. Yani toplumdan bir farkı olduğunu düşünmüyorum ben mimarların. Yani şöyle söyleyeyim, hani bugünkü güncel politikada bence iktidara aday şu anda muhalefette olan partilerin hemen çıkıp mesela anayasa taslaklarını falan açıklamaları lazım. Ben öyle istiyorum bir seçmen olarak. Bunu göremiyorum, yani böyle bir şey, politikadaki sıkıntılar mimarlık ortamında da vardır. Tabii bunu göremememle bir ilgisi yok mimarlık ortamındaki sıkıntıların ama yani her ölçekte çok üst düzeyden, yani ta anayasadan en küçük yönetmeliğe kadar bence hepsi parçası bu işin. Yani mimarlık örgütlenmesi de bundan çok ayrı bir şey değil. İşte çok şeyden önce, kayıttan önce Taksiciler Odası Başkanı'nın benzerliğini söylüyordum. Yani Taksiciler Odası Başkanı ilk defa dinledim ben geçen gün UKOME toplantısını. 1,5 saatimi ayırdım ve merak ettim nasıl birisiymiş diye. Felaket birisi bence. Korkunç yani açıklamaları ama ben taksicileri temsil ettiğini düşünüyorum. Temsil etmese orada oturamaz yani. Bizim şu andaki işte en büyük örgütümüz de ODA. ODA'nın yöneticileri de ODA'yı aynı şekilde temsil ediyorlardı. Yani çünkü ODA'nın da, yani benim beklentilerimle aynı olduğunu düşünmüyorum büyük çoğunluğun beklentisinin. Öyle olmaması da gerekir zaten. Yani böyle bir ulvi hedef kendimize belirliyoruz. Ama öyle bir hedef yok aslında. Yani toplumun öyle bir beklentisi olmayabiliyor.
Yani biz azınlık mı oluyoruz? Yani yok, öyle demek de istemiyorum aslında. Öyle dediğin zaman da çok kolay bir kurtuluş veya çıkış oluyor. Yani kentsel dönüşümle ilgili meselelerde işte hep bir sürü şey söyleniyor falan ama en sonunda yani ne olursa olsun her yerde daha fazla inşaat istiyor kentsel dönüşümü yapanlar, yaptıranlar. İşte Kadıköy en iyi örnektir yani. Kadıköylüler bakacak olursanız en muhalif kesim, en uygar kesim, en okumuş kesim. Yaşaması en konforlu yer burası Türkiye'de bence. Yani daha iyi bir kent dokusu bilmiyorum ama buradaki kentsel dönüşümü Kadıköylüler yaptılar. Başkası yapmadı yani. Kadıköylüler istediler bunu. Ve işte 5-6 katlı binalar 15-20 katlı binalara dönüştü. Daha da berbatı, dönüştüğünü boş veriyorum. Yani 20 yıldır bu rezaletin içinde yaşıyorsunuz. Yani hiçbir zaman inşaat bitmiyor. Buna neden olan Kadıköylüler. Yani o yüzden işte tekrar mimarlık ortamına dönecek olsak orada da bence ya biz mimarlar, ben kendimi de dahil ediyorum bu arada. Geçen gün bir tweet atmıştım. Mücella Yapıcı öyle mi Ömer Beyefendi falan gibi bir şeyler yazıp retweet gördüm. Ben de onu engelledim artık. Ne yapayım? Hiçbir şey anlamıyor. Yani ben onu söylemek istemiyorum ki. Yani biz odayla ilgilenmeyenler derken kendimi de dahil ediyorum. Yani belki de bu mevcut yönetimin yanına gidip ilgilenmeyi de söylüyor olabilirim o anda. Ama öyle bir tepkisellik, öyle bir kutuplaşma var ki bizim şeyde de, mimarlık ortamında da. Hiçbir şey çözülmüyor yani. O tweetin altında da, o tweetti galiba, birisi yorum yazmıştı. O da ilginçti. Yani hani siz diyorsunuz ya, bizi zaten temsil ediyor. Orada tweet de şöyle bir şey diyordu. Şu an eleştirenler de atıyorum belki kendi ofislerini açtığında benzer şekilde davranıp o kişiler oluyorlar. Dolayısıyla aslında hiçbir şey değişmiyor diyordu. Dolayısıyla biraz sanki belli bir yere geldikçe insanlar odanın dışında, odaya girince odadaki gibi oluyor, dönüşüyor mu? Ya da ne bileyim, ofisi yok, patronları eleştiriyor, ofis açıyor, kendisi de aynı patronlara dönüşüyor gibi bir durumu var acaba? Doğru. Şimdi geçen gün bir Alevi çalışmalarıyla ilgili bir kitapları olan Rıza Yıldırım çok güzel bir tweet attı. Ben oradan size şey yapacağım, onu bulabilirsem eğer. Dedi ki, çok aşağılarda kalmış tweeti, birazdan bulurum onu, ben size aktarırım. Yani özet olarak ama söylediği yine bu meseleyle ilgili. Yani koltuğu ele geçiren hiçbir zaman şeyden vazgeçmiyor. Öncesinde söylemesi gerekiyor. Koltuğu ele geçirdiği anda kendisi ötekine dönüşüyor her zaman. Yani bu söylediğiniz biraz da onunla ilgili herhalde. Öyle olmaması gerekiyor. Yani bunu yapamadığımız sürece hiçbir şeyi çözemeyeceğiz. Yani güncel politikada da bence böyle bu. Diğer işte konularda da böyle. Hiç değişen bir şey yok. Şöyle demiş. Türkiye'de doğruyu, hakkı, hukuku, evrensel değerleri, dürüstlüğü ve insan haklarını savunmak neden sadece muhalefetteyken mümkün oluyor? Muhalefetteyken her şeyi savunuyorsun ama iktidara geldiğin anda bir anda dönüşüyorsun. Biraz buna benziyor olabilir yani gerçekten. İBB tecrübemde bunu biraz yaşadım aslında. Yani asla olumsuz bir şey olarak söylemiyorum ve yani İBB'nin bugünkü yönetimini çok iyi niyetli eskiyle karşılaştırıldığında, başarılı bulmuyorum ben yönetimi ama eskiyle, kendimi de dahil olmak üzere, eskiyle karşılaştırdığımda çok başarılı, çok daha demokratik vesaire buluyorum ama sorunları da, yani oraya oturduğunuz anda, çünkü bir sorunlar silsilesiyle birlikte oturuyorsunuz. Eski yönetimin bütün yükünü alıyorsunuz. İşte ekonominiz güçlü değil, ne bileyim personeliniz güçlü değil falan. Bunların aynısı oda meselesinde de herhalde başımıza gelir yani. Yani odayla ilgili, kim oda veya örgütlenmeyle ilgili. Aslında o şeyi şuraya çekelim mi önce bu arada? Yani oda demeden önce bu örgütlenme nasıl olması lazımı biraz tartışsak belki daha iyi olur. Böyle biraz ısınma turundan sonra. Tabii orada zaten şeye bağlayacağım. Mesela oda dedik. Hani oda dışında neler var? Orayı bir açalım. Serbest Mimarlar Derneği var. Mimarlıkla ilgili Mimarlık Vakfı var. Başka dernekler neler var Türkiye'de? Önce şeyi ayıralım. Vakıflar var, dernekler var. İkisinin temel farkını belki de hani dinleyenler için hiç bilmeyen, ilgilenmeyen olabilir yine genç meslektaşlardan. Yani vakıf dediğinizde bir yere bir şeyi vakfediyorsunuz. Yani bir para, bir kaynak, bir değer, onu oraya bağışlıyorsunuz. Yani zengin birisisiniz ya da vakfedecek bir şeyiniz. Onun hayrıyla, hayratıyla ya da diyelim. Koç Vakfı gibi. Evet, bir takım iyilikler yapıyorsunuz. Dernek öyle değil. Dernek belli sayıda insan, bir şirket gibi değil. Bir takım amaçları bir araya getirmek için bir araya geliyorlar. Bir kere yani bunların ikisine birden STK diyebiliriz herhalde. STK olarak Türkiye yasalarında bu ikisi var. Başka bir STK bildiğim kadarıyla yok. Vakıf ya da dernek olacak. Vakıf olarak işte Mimarlar Derneği 1927 var. Mimarlar Odası'nın da kurulmasına vesile olan, Ankara'da hala örgütlü belli sayıda üyesi var. İstanbul'da da Mimarlar Odası'nın güdümünde Mimarlık Vakfı var. Başka bir vakıf, Şevki Vanlı'nın vakfı var gene Ankara'da. Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı var. İlhan Hoca bir vakıf kurdu. İlhan Tekili mimarlıkla ilgili olmasa da şehirleşmeyle ilgili olduğu için önemli. Bunun gibi vakıflar vardır.
Onun dışında da dernekler var. İşte derneklerin de özünde yıllar önce oluşan Serbest Mimarlar Derneği yapısı var. Türk Serbest Mimarlar Derneği olarak öncelikle Ankara'da örgütleniyor. Daha sonra İstanbul ve İzmir'de şubeleri oluşuyor. Şu anda herhalde İstanbul Ankara'dan da İzmir'den de büyüktür üye sayısı ve etki olarak. Onun dışında da işte Adana'da, Bursa'da, Balıkesir'de falan bu Serbest Mimarlar Derneği'nin üyeleri oluyor. Bunların dışında sağda solda bir sürü dernek görebiliyoruz. Mesela daha mütedeyyin kanat Türk Mimar Mühendisler grubu muydu? Öyle bir şeyi vardı. Mimarlar Odası'na da aday oldukları. Yine dernekleri olabiliyor. İşte bugün Kayseri Mimarlar Odası'nın şubesinde bir şeye bakarken web sitesinde şubenin Kayseri Genç Mimarlar Derneği diye bir dernek gördüm. Böyle irili ufaklı dernekler olabiliyor. Yani bu derneklerden SMD'ler özellikle de İstanbul ve Ankara kendisini seçkin olarak konumlandırmıştı en baştan. Bugün hala öyle mi gidiyor bilmiyorum. Yani seçkinliğin ne olduğunun tırnak içinde söyledim. Ne demek? Yani seçkinliğin ne olduğunun ölçütünü bilemiyorum. Ya ama sonuçta gidip kapıyı çalıp ben geldim üye olmak istiyorum size diyemiyorsunuz. Yani ben mimarlıkla ilgili... Aslında bir kriterleri var. Evet ama kriterlerin ne olduğu belli mi bilmiyorum onu. Yani kulüp havasında. Yani dolayısıyla o derneklere ilişkin de benim büyük tabloyu çözme konusunda soru işaretlerim var. Ayrıca zaten soru işaretlerin ötesinde Serbest Mimarlar Dernekleri üçünü örnek şey yapalım. Yani şu anda en güçlü yapılanma odadan sonra Serbest Mimar Dernekleri. Ama bunlar aslında patronları temsil eden dernekler. Yani mimarlık ofislerinin patronu. Yani ben de patronum, kendi şirketimin patronuyum. Beni temsil ediyor ama benim yanındakileri temsil etmiyor. Dolayısıyla zaten mimarlık örgütlenmesi ancak bir bacağı olabilir. Biz yıllar önce bu mimarlığa yol açın çalışmasında odanın yönetimine aday olduğumuzda Haydar Karabey'in çok güzel bir önerisi olmuştu. Yani bu böyle olmaz. Yani akademisyenler bir kurum, dernek bir şey kurarlar. Patronlar aynı şekilde, çalışanlar, kamuda çalışanlar. Bunlar bir araya gelir bir meclis altında, meclis çatısı altında ve bir örgütlenme mekanizması oluşur demiştik ki çok doğru aslında. Şimdi Serbest Mimarlar Derneği bazen mimarlığın genel temsilcisi gibi davranıyor. Tam da davranamıyor çünkü aslında patron olduğu için herkes yanında çalışıyor şeyin patronların. Yani herkes demeyelim de yanlarında çalışanlar çok daha fazla. Dolayısıyla orada bir sorun var. Oda zaten hepsini temsil ediyor ama odanın önceliğini neye verdiği belli değil. Gelirlerinin büyük bir kısmını özellikle bu vizeler falan tırpanlandıktan sonra büro tescil belgesinden oluşturuyor. Büro tescil belgelerini gene patronlar aslında veriyorlar. Yani büro tescil belgelerinden gelen kaynağı patronlar yaratıyorlar diyelim daha doğru bir cümleyle. Yani böyle birazcık işler karışık hani sivil toplumun da sonuçta kaynağa ihtiyacı var bu mücadele için. Aslında parayı verenlerin hani genelde şeydir ya onların bir şekilde sözü geçer. Hani en klasik örnekle bile ne bileyim medyada sonuçta onları da destekleyenler, sponsorlar, reklamlar var. Burada baktığınızda yine bir patronların ağırlığı oluyor. Örneğin işte bu Serbest Mimarlar Derneği ya da herhangi bir patronların desteklediği bir derneğin çıkıp da bundan sonra biz işte herkese fazla mesai vereceğiz gibi bir çalışma başlatması çok gerçekçi olmaz o zaman. Tabii. Bunun yapılması isteniyorsa bir çalışanların başlatması ya da akademiyle ilgili bir şey değişmesi gerekiyorsa akademidekilerin organize olması gerekiyor diyorsunuz anlıyorum. Tabii. Ya da Haydar Bey öyle aslında demiş. Gene ya bunlar mikro çözümler ama gene Türkiye'nin genel şeyine geliyor, sorunlarına geliyor mesele. Şimdi işte gidiyorsunuz bir lokantaya, içki içiyorsunuz, 300 lira tutuyor diyelim ki. Size diyor ki orada şey garson yemek mi keseyim yoksa içki mi keseyim diyor. Yani bunu yapabiliyor. Yani aslında böyle bir soru olmaması lazım. Ne yediysen onun kesilmesi lazım. Şimdi yemeğin faturası KDV'si %8, COVID öncesini söylüyorum. Alkolün %18 diyelim ki 300 lira da işte %10 kazansa 30 lira lokanta kazanmış oluyor. Ama arka tarafta korkunç bir muhasebe sistemi çalışıyor. Karma karışık yani. Resmi olarak bir patronun mutlaka olması lazım. Yani bir kurumsal yapının içinde bunu kontrol etmeniz mümkün değil. Çünkü o zaman bir yerden kaçak faturasız içki almanız lazım içeriye ki bunu yürütebilirsiniz. Birazcık mimarlık işleri de böyle. Özellikle konut çizenlerde yani çok kolay bunu tahmin etmek. Konut çizdirenin fatura istememe olasılığı çok yüksek. Ya da işte konuta benzeyen işlerde daha böyle kurumsal olmayan mimardan faturasız hizmet alabilecek yerlerde. Bu sefer o parayı öyle aldığı zaman başlıyor yanındaki mimara çok yüksek geliyor, gözüne yüksek gözüküyor şey. Sigorta ve vergi maliyeti tam vermemeye başlıyor maaşını.
Zaten hani tam verse de vermese de maaşlar korkunç düşük. Eğitim sistemi başka bir curcuna. Bu curcunanın içinde tamamen bir şey gibi, böyle savaş alanı gibi bir mimarlık ortamı. Buradan hiçbir şekilde çıkamıyorsunuz içinden. Yani proje fiyatları aşağı çekiliyor. Örgütlenme yok, bunu denetleyen yok. İşte demin şeyden önce, kayıttan önce konuşuyorduk. Mimar ismini bile kullanamıyorsun diye. Yani burada hiç öyle şeylere, yani o seviyede bir takım dertlere gelemiyoruz ki biz. Yani o kadar daha temel dertler var ki. Şimdi bunun da çaresi bana göre, aslında benim kendi zamanında düşünüp bulduğum çare, çalışanların sendika benzeri örgütlenmelerle örgütlenmeleri. Yani en bana düzgünü bu geliyor. İşte geçen mesela herkes taksicilerin bu yeni taksi plakası almamasına laf etti. Espriler de yapıldı hatta. Yeni mimar plakası veren, mimar plakası değil de mimar diploması verilmesin, biz de böyle istiyoruz falan diye. Şimdi mimar diploması verilir verilmez onu bilmiyorum ama gerçekten mesela ucuza çalışmanın önü kesilebilse, TMM OB'nin bir asgari ücreti var. Kaç lira hatırlamıyorum. Ya 5500 lira ya 6000 lira falan bürüt. 3500-4000 liraya falan gelir. Şey, net ücreti. Bu da uygulanmıyor zaten. Kaldı ki bu çok düşük. Daha yukarı çekmek lazım. Yani bir örgütlenmeyle bu yukarı çekilebilse, mesela diyelim ki işte bugünün Türkiye'de asgari ücret 2500 lira, 2800 liraysa bir böyle bizim işleri yapan birisinin alması gerekenin en azından bir 5-6 bin lira olması lazım, yeni mezunun alması gerekenin. Demek ki 7-8 bin liralara brüt ücretin çekilmesi lazım. Bu brüt ücreti hiçbir şekilde kimse farklı bir şekilde uygulayamazsa, bunu da kontrol eden bir mekanizma olsa, yani bu işte sendika olabilir dediğim o aslında. Yani mesela ben İngiltere'den örnek vereyim o zaman. Tabii. Az önce konuştuğumu. Mesela işte buradaki sistem şu şekilde. Riba çok eski ama mimar title'ını, mimarlıkla ilgili resmi şeylere o bakmıyor. Architectural Registration Board diye bir şey var. ARB. 1997'de böyle Architectural Act diye böyle bir yasayı geçiyor. O zaman kuruyorlar. Ondan önce de bir şey var aslında yine mimar unvanını korumak için. Yine böyle 1900'lerin başına giden ama asıl burada çıkıyor. O da şöyle bir şey getiriyor. Education kısmını tanımlıyorlar. Bunu da RIBA ile birlikte bir işbirliği yapıyorlar. İşte belli bir süre okuması ve stajlar yapması gerekiyor. 3 sene minimum eğitim, sonra 1 sene staj. Böylece Part 1 architect oluyor. Part 1 architectural assistant oluyor. Sonra 2 sene daha okuyor. Onun üzerine 1 sene daha çalışıyor. Bu sefer Part 2 architectural assistant oluyor. Tekrar böylece Part 3'e geçmiş oluyor. Onu da bitirdikten sonra böylece en son bir ücret ödeme ve sınavla beraber mimar unvanı almak için ARB'ye başvurabiliyor. Onun dışındakiler, örneğin ben Türkiye'den geldim. Şu anda herhangi bir sisteme adaptasyon süreci başlatmadım. Architect title'ını kullanması yasak. Zaten bu unvanı alanlar architect'i kullanıyor. Böyle bir mimarlık ofisiyim diye açamıyor. Bu kadar yolu giden bir kişi de bu hakkını koruyor. Yani nasıl diyeyim, savunuyor. Başka birini gördüğümü şikayet ediyor. Eğer bir kendisi sürekli araştırıyor, ceza kesiyor vesaire. Bir yandan da RIBA var. Daha böyle kültürel taraflara ve mimarlığın eğitiminin geliştirilmesine çalışan taraf var. Etkinlikleri de yapan. Aslında biraz bizim mimarlar odası RIBA'ya yakın gibi. Yani resmi şeyi de var. Fakat RIBA daha uygun gözüküyor. Örneğin RIBA Chartered Ofis olmak diye bir şey var. Bu sefer de RIBA sizin ofisinizi belli standartlarda, kriterlerde denetliyor. Aslında opsiyonel. Yani olmak zorunda değilsiniz. Fakat bir prestij oluyor. Yani mimar unvanını alıp bir de RIBA Chartered olmak bir güvenilirlik oluyor. İşte burada sigorta işleri var. Sigorta önemli. Binanız işte sigorta olacak mı gibi. Aslında bunu daha önceki günlerde bahsetmiştim. Çünkü inşaatta hiç kimse bir riske girmek istemiyor. Gerekirse tasarımdaki, örneğin bizim projede şu anda rüzgar raporunda balkonlara paneller konulmak istendi. Yani rapor öyle önerdi. Çünkü çok yüksek bina. Fakat işveren ve belediye konulmasını istemiyor. Görüntüyü bozuyor diye. Şey tartışıldı. Hani ileride bize bir dava açılırsa, kapı çarptı, eli sıkıştırıldı. Bu sigorta kapsamında kim ödeyecek? Çünkü bir rapor yazıldı artık gibi. Hani böyle bir uzman birisinden bir rapor alındığında işte sigorta problemlerini çözebilmek için. Bunlar hep olmuş burada anlaşılan. Dolayısıyla yapan kişi arkitek miydi? Yapan rapor, bir rapor var mıydı? Gibi konulara bakan böyle karışık bir sistemleri var. Ve ne kadar
kriterleri geçip bir şey oluyorsanız o kadar da değeriniz artıyor, ücretiniz artıyor gibi bir durum var. Galiba teklif, ona da bakmıştım dün bunu konuşuruz diye. Yani %10, %20'ye artabiliyor en azından mimar title'ı olmayan için. Türkiye'de bunlar yok tabii. Yok yok, sigorta bizde hiç yok, daha gene oraya da epeyce uzağız. Yani sigorta meselesi de ayrı bir tartışma. Yani bizim o kadar çok şeyimiz eksik ki, yani hizmet standartlarımız, çizim standartlarımız, fiyatlama politikamız, yani o şu anda bile Mimarlar Odası'ndan, serbest mimarların hesapladığı yöntemde Mimarlar Odası bu en düşük bedel diyor. Devlet ona en yüksek bedel diyor. Yaklaşık maliyet diyor yani. Devlete hizmet yapacaksanız onu kullanamıyorsunuz zaten. Yani biri en düşük, biri en yüksek. Böyle mantıksızlıklar var. İşte devlet her sene yapı yaklaşık maliyeti diye bir şey açıklıyor. Her sene Mart ayında falan açıklanır. O yılın yapı yaklaşık maliyetleri, yapı sınıflarına göre işte birden başlar, 5'e kadar gider. 5C vardır en yüksek, müze, cami galiba. Oradaki fiyatlar gerçekten tamamen uzak. Yani tamamen mimar kazıklamak üzerine. Çünkü o fiyatlar bir daha mimarın proje bedelini hesaplamak dışında inşaatta kullanılmıyor. İnşaat için mimar bir yapı yaklaşık maliyeti oluşturuyor. Yani toplam bu bina şu kadara çıkacak diye oluşturup onunla ihaleye çıkılıyor. Sadece mimar kazıklamak, mühendis kazıklamak için kullanılan bir sistem. İşte birilerinin bunlarla mücadele etmesi gerekiyor. Yani kanunlarda mimarlıkla ilgili meselelerin yer bulması gerekiyor. Bunun şu anda görünen en güçlü adayı o da. O da bunu yapmıyor. Yapamadı bugüne kadar. Bundan sonra da yapabileceğini düşünmüyorum bu kafayla. Yani bir şekilde yönetim değişikliği olup bu zihniyet, bu kafa yapısı yok olur mu bilmiyorum. Gençler, yani aynı ekibin içindeki gençler başka bir yere işi büyütürler mi, sarkıtırlar mı onu da bilmiyorum. Ancak yani emin olduğum şey, devletle müzakere masasına oturmadan, yani devletten kastım bugünkü devlet değil, bugünkü devlet zaten hepimizi zorluyor. Yani ancak her zaman böyle değildi bu, yani o da ama hep böyleydi. Yani devletle müzakere masasına oturup bir şekilde ya bayağı böyle bir işte bazı şeyler alınacak, bazı şeyler verilecek, bu şekilde yol alınacak. Çünkü şimdiye kadar hep kaybeden mimarlık oldu. Mimarlık kaybedince şehirler ve çevre de kaybediyor. Yani baktığımız zaman, yani büyük olasılıkla oda yöneticileri, bugünkü oda yöneticileri, tekrar söylüyorum, en güçlü örgütlenme oda olduğu için odayı söylüyorum. Başka bir kurum olsa onu söyleyeceğim. Kendilerinde hiçbir problem görmüyorlardır. Ama onların da bence çok aynı şey kadar, hükümet kadar, belediyeler kadar payı var. Yani o koltukta oturduğunuz sürece sorumlusunuz. Yani bunun bir hesap verilecekse siz de buna dahilsiniz bana göre. Zaten en başta konuştuğumuzda da bir nevi dönmüş oluyoruz. Yani bir sorun varsa mimarlık ve inşaat sektöründe, tamam, politikacılar, işte meclis, kanun yapanlar bir şeyleri yapmıyor. Ama bizim tarafta da bir şey, yani birileri bir şeyleri evet diyor, olur diyor ya da umursamıyor. Biz demek ki bu tarafta da problem var. Onları yöneten, temsil eden de bir problem var. Yani herkeste bence az çok problem var. Biraz ona bir bakması, herkesin bir kendini sorgulaması gerekiyor. Ben mesela şey diyordunuz, ona bağlayacağım. Gençler işte ne yapsın, odalara mı girsin, işte mimarlar odasına mı girsin, derneklere mi girsin? Yani var olan yapıların girip içeriden yenilemeye çalışmak mı? Yoksa yeni, işte sizin bahsettiğiniz gibi işte akademik örgütlenmeler, başka örgütlenmeler mi olmalı? Hangisi daha kolay olur? Ya zor soru. Bilmiyorum ki, bu soruya da gene şeyden, hayır şöyle cevap vereyim. Yani gene sorunun cevabı olmayacak ama ben kafamda hani şey net. Ya bir defa ya bence yani Türkiye'nin bugün yaşadığı, devletin bugün yaşadığı, nasıl söyleyelim, sistemsizlik sorununun sona ermesi lazım. Yani parlamenter sistemin tekrar geri gelmesi lazım. Yani demokrasinin bütün araçlarıyla işliyor olması lazım. Şu anda işleyen bir demokrasi olduğunu düşünmüyorum ülkede. Dolayısıyla hani bu işleyen bir demokrasi olmayınca ben odaya nasıl şey diyeceğim ki? Sen git müzakere et. Kimle müzakere edecek? Neyi müzakere edecek? Yani odayı hiçbir şekilde görmeyen, yani odaya laf söylüyoruz çünkü kendi bizim olduğu için laf söylüyoruz. Ama öbür tarafta odanın her söylediğini tamamen ters anlayan, tamam bunu da oda yarattı, onun da farkındayım falan ama hiçbir şekilde odanın meselelerin içine katılması için çaba göstermeyen, tam tersine odayı dışarıda bırakmak için çaba gösteren bir hükümet yapısı var şu anda. Bu hükümet yapısı çalışmıyor aynı zamanda. Yani dolayısıyla önce yukarıdan aşağı
anayasa, işte bu hükümetin düzenlenmesi tekrar, parlamenter sistemse parlamenter sistem. Ben devlet yapılanması uzmanı değilim ama çalışan bir devlet sistemi, bakanlıklar, çalışan bir bakanlıklar mekanizması, mimarlığın muhatabının hangi bakanlıklarda kimler nereler olduğu, şu anda hiçbir yerde hiç kimse değil biliyorsunuz. Yani ne Kültür Bakanlığı'nın bu işle ilgisi var, ne Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu işle ilgisi var. Mimarlık kültürünün M'sinden anlayan bir bakanlık olduğunu düşünmüyorum. Yani bunlar hep çok açık konular. Ardından yerinden yönetim kavramını hep birlikte içselleştirmemiz, yani her açıdan, yani bu dil kullanımı da var bunun içinde. İşte bir yerdeki yetki kullanımı da var. Aşağıya doğru kırılacak. Ondan sonra da işte bunun içinde kendi sivil toplum yapılanmalarımız herhalde yer alacak. Orada da sorunun cevabına geliyor. Yani odanın yeniden yapılanması gerektiği ve işte son derece dinozor eski bir kurum olduğu, yani kanunlarıyla her şeyiyle çok açık. Biz oda meselesiyle ilgilenirken anlatmışlardı bize. Şimdi bunun iki ucu böyle boklu değnek gibi bu iş. Şimdi TMMOB'nin parçasıyız biz Mimarlar Odası olarak. Oda üzerinden tekrar konuşuyorsak örgütlenme, meslek örgütlenmesi meselesini. TMMOB 38 tane ya da 28 tane, bazılarının ne iş yaptığını bile yarım yamalak bildiğimiz mühendislik odasıyla birlikte iki ya da üç tane tasarımla ilgili odadan oluşuyor. Şehir Plancıları Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Mimarlar Odası ve İç Mimarlar Odası. Dört tane tasarım odaklı oda var. Aslında bu tasarım odaklı odaların bu mekanizmanın içinden kopup ayrı bir yapılanmaya ihtiyacı var. Ayrı bir yapılanma, ayrı bir kanun demek. Hani hep konuşuyoruz ya bunları. Yani şu anda Mimarlar Odası TMMOB kanununa göre kurulmuş durumda. Onun dışında anayasa var. O yüzden aşağıya doğru iniyor diyorum. Yani anayasanın bütün bu meseleleri yeniden düzgün tanımlaması basitçe. Yani bunlara tabii ki dokunmayacak anayasa ama bu yapılanmaların nasıl oluşacağını anlatması gerekiyor. Yani her şeyi silelim, yeni bir şey yapalım dediğinde bugün AK Parti'nin Türkiye'yi yaptığı duruma sokuyoruz. Eskiyi unutarak değil ama eskiden dersler çıkartarak, belki eskinin üstüne koyarak ama çok iyi koyarak, çok iyi tartışarak yeni bir, ne diyelim ona, mevzuat yapılanmasına ihtiyaç var. Anayasa, işte kanunlar aşağıya doğru inen, bunun içinde elbette de mimarlık meslek yasasının olması gerekiyor. Yani mimarlık meslek yasasını neyin içine nereye koyacağız? Kim bu şeyi hazırlayacak? O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz mesela? Şu anda diyelim hükümetle görüşülmüyor ama muhalefet teki partilerin işte bir şekilde anayasa taslağı hazırladığı, işte parlamenter sistemle ilgili taslak hazırladı ama bir şey açıklamadıklarını konuşuyoruz. Hani böyle hep kapılar arkasında oluşuyor. Kimse çıkıp en başta konuştuğumuz gibi şeffaf şekilde bizim prensiplerimiz şu, şunu yapacağız demiyor. Aslında bir nevi hazırlayanlar varsa onlara gidip birilerinin, işte odanın ya da bir organizasyonun gidip bizim de bu alanlarda değişikliğimiz olması lazım demezsek o siyasetçiler duymayacak o zaman. Aslında ben onu söylemiyorum. Yani şimdi nasıl anlatayım? Bizim aktif ya da proaktif olmamız gerekmiyor bunda. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok mimarlar olarak. Ülke, yani biz mimar olmayan normal vatandaşları olarak bunu yapabilirsek zaten mimarlık da kendi kendine yerine oturacak diyorum. Yani biz bir şey yapalım diye söylemiyorum. Yapabileceğimiz bir şey yok çünkü. Ben hiç öyle bir elimizden bir şey geleceğini düşünerek söylemedim bunu. Yani bütün taşlar yerine oturduğunda yavaş yavaş, yani çok sorun var şu anda ülkede. İki tane büyük azınlığın, yani Kürtlerin ve Alevilerin hakları hala düzgünce tanımlanmış durumda değil, yani demokratik olarak. Doğru. Yerine oturması lazım. Merkezi hükümet şu anda çok tuhaf bir şekilde çalışıyor. Yani acayip merkezileşti her şey. Kararlar hep tek merkezden alınıyor. Bunun tekrar yerine oturması lazım. İşte bunlar yerine oturunca diğer meseleler daha kolay sorgulanabiliyor olacak. Zaten bugün Mimarlar Odası için mesela tekrar işte en güçlü kurum örgütlenmedeki oda diye düşünsek. Bugün odaya aday olsanız anında kim aday olursa olsun siz AKP'lisiniz diye yaftalıyorlar. Beni kızdırdıklarında keçi diye bir şey oluşturmuştum. Onu oluşturur oluşturmaz hemen Binali Yıldırım'la bir fotoğrafımı tweet attılar. Bu adam AKP'li diye. Yani Binali Yıldırım'ın son başbakanlığıydı. Benim için süper eğlenceli bir gündü. Yani komik bir gündü. Başbakanlığının son günleriydi. İşte bir hazırlanan bir proje için rektör bey, rektör hoca dedi ki gidelim başbakana da anlatalım. Yani süper keyifli bir şeydi. Web sitesinden Ömer Yılmaz.com.tr'den onu bulup onu paylaşmışlar. Halbuki orada Ekrem Başkan'la da 4 yıl, 5 yıl öncesinden sunum yaparken fotoğrafım var. Başkalarıyla da fotoğraflar var ama o işlerine geldiği için onu paylaşıyorlar. Buradan da aslında bunu da boşuna anlatmadım. Şimdi en kötü şey aslında siyaset bizim hayatımızda. Yani ama siyaset olmadan da hiçbir şey olmuyor. Yani maalesef her şeyin fazlasıyla içinde. Yani siyaset olmasın diyebileceğimiz hiçbir durum yok. Bunlar da siyasetin parçası. O yüzden gençlere bir şey öneremiyorum. Onun için söylüyorum bunu. Yani hani nasıl
mücadele edilir bu sistemle bilmiyorum. Böyle ben de meraklı hani bir genç çıkıp çok akıllı ya da gençler çıkıp ya da yaşlılar bilemiyorum bunu. Yani bu sistemi böyle yerinden oynatıp iyi bir şeyler yapabilirse ben de çok mutlu olacağım ama yani yıllardır hiçbir şey görmedik. İşte bizim mimarlığa yol açından sonra zaten bir öyle bir seçim geçti. Ardından mütedeyyin kanat sağlam bir adaylık. Odayı devirmeye çalıştılar pek çok odada olduğu gibi. Beceremediler. Ondan sonra da bir iki seçim böyle hiç şeysiz, enerjisiz. Geçen seçimde Çağdaş Demokrat Mimarlara karşı Çağdaş Demokrat Mimarlar gibi bir yapılanma vardı. İki tane aynı grup vardı İstanbul seçimlerinde. Komediydi yani. Benim de bazı il ve ilçelerdeki odalarda arkadaşlarım oluyor işte biz aday olacağız, alacağız. Kimisi başarılı oluyor, kimisi başarısız oluyor. Ama bir, Türkiye'de böyle bir şey var. Bir içten bir müdahale devam ediyor ama çok oturmuş bir kurumda var. Oda meselesiyle ilgili bir şey daha. Enteresan bir testim var da onu konuşsak iyi olur. Tabii. Ya şimdi bu odanın bütün aslında meselesi iletişimi. Yani iletişiminden kastım İki türlü şeyi var. Bir, bu özellikle AK Parti tayfasında yani merkezi hükümet, belediyeler bir kısım nefret ediyor. Odanın lafını duymak istemiyor. Şey dahil olmak üzere. Bazen kentler bile dahil olmak üzere. Yani kaldı ki kentlerdeki durumu birazdan anlatacağım. Bir de böyle yani genel olarak işte ortalama Türk insanı için odanın ya işte mimarlık dendiği zaman mimarlar odası. Böyle bir kafada bir algı var. Şimdi o algı olduğu için de aslında çok şanslıyız bir yandan. Öte yandan bu şanslılıkla birlikte demin anlattığım kentler meselesini konuşalım. İşte Anadolu'da özellikle AK Parti'nin çok oy aldığı illerde yani Kayseri olur, Konya olur, Maraş olur yani neresiyse bu AK Parti'nin çok fazla, çok rahat %20-30'la, 30 farkla seçimleri kazandığı yerlerdeki oda yapılanmalarında aslında odaların yöneticileri de oradaki belediyelerle çok zıt düşmüyorlar. Yani aşağı yukarı aynı şeyde oluyorlar oda yöneticileri. Aynı kafa yapısında ya da aynı kafa yapısında olmasalar bile. Konuşabiliyor oluyorlar. Ya hayır, konuşmanın ötesinde ama konuşma pek çok başka yerde de oluyor. Mesela Antalya'da AK Parti yönetimi varken Osman Aydın vardı. Gene konuşuyorlardı ters olsalar da. Ondan bahsetmiyorum. Yani aşağı yukarı böyle birbirlerinin ayağına çok basmadan, ittirmeden iş yapabiliyorlar. Ama aynı oda yöneticileri aynı zamanda Ankara merkezle de iyi geçinebiliyorlar. Bu da enteresan bir şey. Mesela Ankara merkez her zaman çok aşırı muhalif oluyor yani doğal olarak. İstanbul domine ettiği için, İstanbul, İzmir, Ankara domine ettiği için. Öyle bir garip durum da olabiliyor. Yani hani merkeze yani kendi kentine gidip başka bir şey belki söyleyip öbür tarafta başka bir şey yapabiliyor veya sessiz kalabiliyor başka bir şey yapmamak için. Yani bu da odanın enteresan, gene bence bu da iyi yönlerinden bir tanesi. Yani olumsuz bir şey olarak söylemedim bunu. Yani sonuçta öyle ya da böyle epeyce büyük bir yapılanma oda meselesi. Beni o zamanlar çok heyecanlandırıyordu mimarlığa yol açında aday olduğumuz zaman. Herhalde 11-12 yıl önceydi. Şimdi bugün çok korkutuyor. Yani öyle bir mekanizmanın içine, belki yaşla ilgili öyle bir sistemin içine girmek ister miyim? O kadar yeni insanla tanışmak ister miyim? Hiç üzerime vazife değilken mesela ben ya da başkası yani senin için de olsun aynı şeyler. Düşünsene bir sürü sorumluluğu üstüne alıyorsun. Çok zor bir şey yani. Politika gibi de değil. Politikacılar en azından bir takım çıkarları oluyor. İşte bugün neydi? Panama Papers çıktı bugün de. Acayip paralardan konuşuluyor falan. Yani böyle politikanın, iş adamlarının neler çevirdiğini görüyoruz. Mimarlar Odası'nda öyle bir durum da yok yani. Ne yapacaklar yani? Buraya aday olan ne için aday olacak? Yani sadece mesleki mesele için olabilir. Bilmiyorum. Başka bir şey gelmiyor benim aklıma. Yani evet bilmiyorum. Şimdi o kadar bilmiyorum. Şimdi odaların ne kadar, mesela siyasette rant var da odalarda ne kadar dönüyor onu bilmiyorum şimdi. Onlar da zaten çok uzun konular olur. Ranta bence çok küçük bir şey. Rant var diyemeyiz yani herhangi bir şekilde. Bazen onu diyenler de oluyor. Yani ama o bence söyleyenin dünyasıyla ilgili. Her tarafı rant olsa kaç yazar ki mimar odasının yani ne olabilir? Hani şey gücünüz olsa, imar planlarını değiştirecek gücünüz olsa o zaman tamam. Ama öyle bir gücünüz de yok zaten. Evet, daha çok kim kime dumduma. Aynen öyle tabii. Bir kitapçığına bakmıştım odanın. Arada odada eğitim veriyorduk. Böyle şey vizyon misyon kısmında şey yazıyordu böyle anti-emperyalizme karşı bilmem neyi toparlamak gibi bir şeyler vardı. Kurulduğu günden beri kalan bir şey herhalde. Çünkü şu zamanda öyle bir şeyden bahseden bir kurum yok. O bayağı garip gelmişti. Hani bizimle alakalı hiçbir şey yok. Daha üst kavramda başka şeyleri savunan bir kurumdu. Tabii. Bugün hala aynı bence. Yani
Halbuki onları, yani mimarların odayı var eden üyelerinin, mimarların dediğim her katmandaki üyelerinin haklarını savunarak aynı zamanda kenti de savunmuş olabilirler. Yani bunu da düşünseler çok iyi olur. Bu arada şunu da eklemem gerekiyor. Yani o zamanlar pek çok hata yaptık biz mimarlığa yol açın kampanyasında. Yani çok seçkinci davrandık, üstten bakan bir üslup vardı falan aramızdaki bazı kişilerin tavırları nedeniyle. Onlar hataydı. Ve yani geçen sürede ben aslında odanın pek çok açıdan, pek çok, yani mesela Gezi'deki duruşu ya da işte pek çok başka yerdeki bu özellikle kent suçlarına karşı olan, Galata Board vesaire gibi çılgın projelere karşı durumda. Tabii. Hepsinde yani son derece doğru bir duruşu var. Aslında bunları eleştirerek söylemiyor kimse. Yani bunu da anlasalar, ama şöyle anlaşılmak istenmiyor. Tabii demin rant yok diye çok hızlı geçtik. Bu rantın başka boyutları var. Yani oda yöneticilerinden milletvekili adayı olmak isteyenler olduğunu, olamadılar da hiçbir zaman, ama yani çok defa söylendi, duyduk işte CHP'den aday olacak falan diye. Böyle rantlar da söz konusu. Dolayısıyla bir şekilde işte siyaseti de iyi biliyorsa ilgili kişi durumu yürütebiliyor. Yani dediğim gibi hep siyaset işin içinde. Oradan uzaklaşamıyoruz. Uzaklaşsak işte asgari ücret meselesi, çizim standartları. Yani mesela bugün çizim standartları dediğiniz zaman bir çizim standardı yok ülkede. Bu çizim standartının talebi en baştan odadan gelmesi gerekir. En baştan mimarlardan gelmesi gerekir. Yani benden geliyor zaten. Ben İBB'deki danışmanlığım süresince bu her defasında bunu düşündüm. Yani herkesten başka telde bir çizim içeriye aldık. Yani aslında bunun bir standardı olması lazım değil mi? Bir kitabı olması lazım falan. Hala 1980'lerden kalma Mimarlık Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi'nin talimatlarını kullanıyoruz. Onları güncellemiyoruz. Yani 50 bin tane eksiklik var yani sayılabilecek. İşte örneğin şu anda mesela BİM konusu var. Hani sık sık bahsediliyor. BİM standartları var. Mesela Building Smart'ın Türkiye'ye kuruldu. Çünkü bu Building Smart özellikle İngiltere, Amerika'da başlamış. Standartları belirlemede de hem yazılım firmalarıyla, Autodesk, Graphisoft, Nemeşek bunlarla ilişkili olup hem de bir sürü büyük firmayla da ilişkide olan ve IFC gibi bayağı dosya formatı gibi standartları geliştirmede de işbirliği yapan bir kurum. Onunla birlikte Building Smart Türkiye kuruldu. İşte bu BIM standartları İngiltere'de başlamıştı. Daha sonra onlar ISO oldu 2019'da. Onları mesela Türkçeleştirdiler. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama bundan sonra işte devlete gidip devlete bu standartların kullanımına ikna edilmesi lazım. Fakat bu sırada işte mimarlı odasının da dahil olup bir şekilde artık mimarlar siz de bunu kullanın diye belli kampanyalar yapması, bilgilendirici çalışmalar yapması lazım. Yani Revit eğitimi vermenin dışında da standartlar belirlemesi ya da en azından örnek dosyalar belki hazırlaması, okullarda çalışmalar yürütmesi gibi şeyler gerekiyor. Türkiye'de gerçekten hiç standart yok. Ben mesela Cengiz Bektaş'ı dinlemiştim. Örneğin işte biz Alman standartlarını kullanıyoruz ama bizim insanlarımızın boy ortalaması uymuyor cümleleri var. O da böyle hep standardı savunan birisiydi. Ama kimse bunun hakkında mesela bir çalışma yapmıyor. İşte benim bildiğim bir Building Smart var. Yurt dışından ithal edilmiş bir şey. Bunu Mimarlar Odası mı yapacak yoksa biz mi yapmalıyız? Mesela işte devletin yaptırım gücü vesaire diyoruz. Onları belli şeyleri o yapacak tabii ki, yönetmelikler, standartlar. Kamu ne kadar yapmalı? Ya kamu da yapmalı tabii ama yani esas olarak mimarların kendi içlerinde örgütünün bunu yapması lazım. Bu örgüt her kimse, odaysa oda, bir dernekse bir dernek, başka bir platformsa işte bu Building Smart gibi o. Ama bu BİM'le ilgili şunu söyleyeyim. Yani bizim için bu BİM'e bir anda geçmek normal telefon hattı olmadan cep telefonuna geçmek gibi falan olacak herhalde. Şimdi biz telefon hattı vardı, cep telefonuna kolay geçtik Türkiye olarak. Hiçbir şey yok ki şu anda. Yani nasıl, ben BİM'i hayal edemiyorum. Yani BİM'e geçebileceğimiz, zaten geçemiyoruz farkındaysam. İngiltere de zor geçti bu arada. İngiltere'nin mesela işte... Ama geçti, ama her yer geçti. İşte okuduğun zaman şu kadar sterlin kar edildi kamu projelerinde falan diye haberler çıkıyor. Herkes geçti. Bizde şu anda BİM kullanabilen ofis sayısı bir elin parmaklarına, tek elin parmaklarına ulaşamıyor Türkiye'de. Evet. Yani
Odanın içinde eğitimler meğitimler oluyor ama odanın eğitim değil ki. Çok önceden ön alıp zaten bunları çözmüş olması gerekirdi. Ama mesela orada mesela İngiltere'nin hikayesini anlatayım mesela. Önce bir çalışma olarak başlıyor. Böyle Avanti gibi programlar var BİM'de. Gerçekten biz verimsiz yapıyoruz. Özellikle inşaat devlet projelerini daha da verimsiz yapıyoruz diye çalışmalar yapılıyor. Bunlar belli şirketlere gönderiliyor. Böyle bir o çalışmaların sonunda, daha doğrusu çalışma dediğim işte projeler analiz ediliyor. Havalimanı projesi. Nerede hatalar çıktı? Böyle bir standartçıklar oluşuyor. Ön raporlar. Bir sonrakinde buna uyun diye tavsiye yazıları veriliyor. Ama sonra kimse uymuyor. Tabii çünkü bir yaptırım yok. Ya da bir bunun gelecek vaadinden bir şey yok. Birileri bir şey söylüyor. Sonra başka bir çalışma oluyor. Sonra komisyonlar kuruluyor. Genelde burada benim anladığım komisyonlarla başlıyor işler. Ve o komisyon bir takvim kuruyor. İngilizler şeyi çok seviyorlar benim anladığım. Böyle aşamalara bölme. Level 1, level 2. İşte stage 1, stage 2. Ya da işte vardır ya buzdolaplarında işte A, B, C, D. Neye denk geliyor? İşte BİM'in de seviyeleri konuluyor. Ve MBS var. RIBA'ya da bağlı. National Building Standard'dı galiba, şu an tam hatırlamıyorum. Onların da her sene çıkardığı bir rapor var. Bundan sonra ofislere sürekli anket yapılıyor senin sonunda. Ne hangi yazılımı kullanıyorsunuz? Ne kadar geçtiniz? BİM kullananların oranı %10'dan başlıyor. İşte bugün geldiğimizde artık %80'e gelmiş ama böyle bir 10 yıl içinde. 2016'da zorunlu olacak diyorlar. Artık devlet projelerinde BİM Level 2 isteyeceğiz diyorlar. Level 2'yi tanımlıyorlar. 2016'da 3 sene sonra da zaten ISO standardına dönüşüyor. Yani bunun artık geldiğini gören herkes dönüyor. Aslında baştan küçük bir çalışmayla bir şeylerin geleceğini görenler. İşte Türkiye'de geçenler niye geçti? İşte havalimanı projesini almak, işte devlet de buna geçecek diyenler ya da ne bileyim az vizyonu olanlar. Yok şey zorladığı için geçtiler. İşverenleri zorladı. Yani işte havalimanı ise havalimanı, teknopark ise teknopark. Burada da öyle. Ve onların zorlaması da birazcık şey, havalimanını bilmiyorum ama başka projelerde biliyorum, ismini vermeyeyim. Yani zorluyor mimarı geçsin diye mimarlık ofisine, ona göre fiyat veriliyor, iş yapılıyor falan ama sonradan o tesisi BİM'le yönetmiyor zaten. Sadece şekilci bir şey olarak. Halbuki esas amacın yani işletmeyi aldıktan sonra işletme maliyetlerini de düşürmek olması. Yani BİM'in özü bu benim konuşmalardan vesaire anladığım kadarıyla. O dünyada da çok oturmadı. Yani biz de mesela şu an BİM'le proje yapıyoruz vesaire ama işletmesine kadar yapabilen o böyle full BİM diye bir şey varsa o da zaten her projede olmuyor. İşte biz konut projesi diyelim. Orada çok işletme olmuyor. Bir kısım projeler böyle modelleme gibi kalıyor. Yani büyük tesislerde bu işe yarar. İşte güvenlik, havalandırma, ısıtma gibi ya maliyetleri, yalıtım maliyetlerini baştan düşürüp ölçmek sonradan ve işletirken de kolaylaştırmak herhalde esas amaç. Yani şey, oda meselesinden buraya geldik ama bu hani yani BİM standartlaşmanın bir aracı olabilir diye herhalde bunu açtın diye tahmin ediyorum. Evet, o standartlaşmadan geldik. Bu da aslında yani mesela siz şey dedik ya işte telefon yok ama telefon hattı vardı, interneti yaptık. Yani CAD standardımız zaten yoktu, BIM standardı. O yüzden oturmakta zorlanacak. Çünkü mesela burada bir de buranın standartlarına göre azıcık hazırlanmış bir şey. Bazı şeylerin mesela ben Türkiye'deyken BIM'le baktığımda anlam veremiyordum. Ama şimdi buraya geldiğimde evet zaten mevcut düzende yeni bir kalıba sokmuşlar gibi oluyor. Dolayısıyla bizim CAD standardıyla bile başlasak fena olmaz aslında. Mesela ben Arolat'ta çalıştıktan sonra, o Arolat'ın zorlu dönemi işte 100-120 kişilerde olduğu dönem, orada bir standart vardı, CAD dosyası. Orada çalışan herkes onu kullandı. Türkiye'de bayağı bir standart haline geldi. Ama her ofisin benzer standardı var. Bunun böyle mimarlık ofisleri eliyle olması olanaksız. Yani tek başına kimse bunu domine edemez. Yani o zaman ben de İşte bin kaçtı 1995 ya da 96'da Arup'un standardı vardı yani bayağı AutoCAD 11 ile yazılmış. O zamanlar 2000'e doğru geçiliyordu. İBB'nin örneğini atıyorum şu anda. Bu tamamen hemen aklıma gelen bir şey. Biz bundan sonra şu standartta alacağız derse o zaman İstanbul'daki projeler döner mesela. Diyemez onu, yok diyemez çünkü ya onu ancak merkezi olarak söylenebilir. Yani şöyle düşün, bütün belediyeler bir standart söylese mimarların nevri döner yani hiçbir şey yapamazlar. Yani dolayısıyla bunun merkezi olması lazım ya da işte mimarlık ofisi kafasına göre takılıyor. Yani ama CAD standartından önce çizim standartlarının oturması gerekiyor zaten. O da oturmamış durumda. Yani normal çizim tekniklerinde falan da bir şey yok, bir rehber yok. Yani işte sizin İngiltere'de Jobbook diye bir rehberi var RIBA'nın. Değil mi? Her şeyi oradan
halledebiliyorsun. Yani burada öyle bir şey yok. Sözleşme standardı yok. Mimarlık hizmeti nasıl verilir? Doğru düzgün tanımlı değil. Hiçbir şey tanımlı değil. Zaten yani Mimarlar Odası'nın kontrolü yok. Kamu yararı açısından ya da mesleki olarak mesela diyelim ki demin söylüyordun sen işte oradaki ARB'nin kontrolünü. Burada öyle bir kontrolü Mimarlar Odası'nın yapması için projelerin odaya gitmesi lazım. Öbür türlü nereden bilecek oda tescilli olup olmadığını? Yani oda demeyelim de belediye nereden bilecek? Gitti Mahmut imzaladı bir projeyi. Bir tane de sicil numarası yazdı oraya. Bunu kontrol eden bir mekanizma odanın vizeleri kaldırıldıktan sonra yok. Yani karma karışık bir iş. Odanın vizesi de işte oda her şeye dava açıyor diye merkezi hükümet tarafından kaldırılıyor. Yani hani al birini vur ötekine durumu oluşuyor her defasında. Yani çözülmüyor oradan da problem. Ben Kıbrıs'a gittiğimde oradaki odadan dinlemiştim. Orada galiba bir çizim standardı var ve o da küçüklüğünden de geliyor muhtemelen. Bize öyle bir şey lazım. Oradakiler şey diyordu çünkü yani biz mesela orada BİM programından bahsediyordum. Yani odanın çizim standartlarına göre ayarlayabilir miyiz diye herkes soruyordu. Demek ki bir sistem var ve ona göre insanlar dönüşüyor. Yine de yaptırım gücü olmasa bile belki o da belli bir çalışma başlatsa. Yine mesela şimdi Kıbrıs örneği iyi oldu bence. Şimdi Kıbrıs'ta ne kadar işte tuhaf bir ülke olursa olsun bizim asker politikamız, kumar politikamız ve şey altında olan kırmızı cadde politikamız diyelim. Yani sümen altında gözükmeyen 3 tane şey var oranın ekonomisini yürüten. Bunlar ne kadar Kıbrıs'ı kötü damgalamış olursa olsun aslında Kıbrıs'ın bir küçüklüğünden işte oradaki toplumun bir şekilde Rumlarla entegrasyonundan falan ileri gelen daha gelişmiş bir toplum olması söz konusu. Onun karşılığı Mimarlar Odası yapılanmasında da hem küçük hem daha gelişkin bir toplum. Bir sorun olmuyor. Bizde öyle olmuyor. Yani İstanbul'daki, Ankara'daki, İzmir'deki şubeler istediği kadar yetkinliklerini sağlamış olsunlar. Anadolu'da 50 yerde şubesi var odanın. Temsilcilikler var. Ve buralarda da mimarlık yapılıyor. Onlar hep birbirlerini etkiliyorlar. İşte aynı Türkiye politikası gibi yani büyük olduğu zaman. Şimdi Kadıköy'deki politikayla yani ben bu Kadıköy'de her şeyi söyleyebiliyorum. Kadıköy'de biz rahat yaşıyoruz ama Anadolu'ya gittiğiniz zaman böyle olmuyor bu yani her açıdan. Yani gerek sokakların, caddelerin konforu açısından gerek sosyal ve kültürel hayat açısından işte kadınların hayata katılması, sokaklarda rahat yürümek, gece gündüz konforu meseleleri burada başka, orada başka. Mimarlar Odası'nda da aynı. Yani benim Kadıköy'ün Mimarlar Odası şubesiyle işte Türkiye'nin doğusundaki bir kentin ya da İç Anadolu'daki bir kentin Mimarlar Odası şubesinin nitelikleri benzer olmuyor. Evet, zaten oradan da aslında sizin dediğiniz yani yerelleşmeye aslında biraz olmaması normal ama onları bağlayacak bir sistemin de olması gerekiyor. Hem yerele cevap verecek hem de aslında bunların iletişim kurmasını kullanacak bir sistem lazım. Peki hep sistem diyoruz, örgütlenme de dedik. Mimarlar hatta başlıkta mimarlar örgütlenemiyor. Hani bir sürü şekilde değindik de niye örgütlenemiyor? Ya da nereden başlamalı? Bir mesela örneğin bir forum gibi bir şey mi yoksa bir lider mi lazım? Klasik Türkiye sorusu. Bence örgütlenememesinin en büyük nedeni Mimarlar Odası. Çünkü Mimarlar Odası zaten örgütlü. Bir örgütümüz var zaten diyorlar. Evet, aynen öyle. Yani öyle bir örgüt varken siz nasıl örgütlenebilirsiniz ki? Ya bu şeye benzetirim ben bunu. CHP meselesine. Şimdi CHP var zaten en büyük muhalefet. Başka bir muhalefet partisi oluşmuyor. Çünkü çok büyük bir çok güçlü bir muhalefet. Ya gerçekten de güçlü. Yani Mimarlar Odası meselesi de ona benziyor. Yani şeyi yani çoğunluk kabul edecek olursak partilere benzetmeden yani dışarıda kalan insanları çoğunluk kabul edersek ki çoğunluk kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Kaç üyesi var Mimarlar Odası'nın şu anda var bilmiyorum. Yani herhalde 60 bin olmuştur. Öyle tahmin ediyorum. Ya benim numaram 45 binle başlıyordu. İşte o zaman 60 bin mi kaç yılında üye oldun? 2010'da mezun oldum. 11 falandı gibi olsam. Yani olmuştur o. 80 bin. Benim tahminim yani Mimarlar Odası'nın mesela bunu web sitesinde verebiliyor olması lazım. Benim tahminim diye bir cümleyi Ömer Yılmaz'ın ya da hiç kimsenin kurmuyor olması lazım. Kaç tane odaya kayıt olmayan mimarlık fakültesi, mimarlık bölümü daha doğrusu mezunu mimar var. Benim tahminim en az üyeler kadar. Yani 70 bin üye varsa ben 70 binde kayıt olmayan olduğunu düşünüyorum. Çünkü son dönemde mezun olanların çok 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 büyük bir kısmı kayıt olmuyor. Kaç kişi oy kullanıyor seçimlerde? İşte İstanbul şubesinde 1500, 2000, 2500. Yani işte bizim
aday olduğumuz sene böyle bir zıplatmıştık onu. Ondan önce 1000 kişilerde bile olduğu oluyordu. Hani bugün olsun 2500-3000 kişi oy kullanıyor. Çok düşük bir oran oy kullanan sayısı. Yani toplumun da aslında bir beklentisi yok. Tıpkı benim bir beklentim olmadığı gibi. Yani benden hiç kimsenin bir farkı yok. Senin de belki bir beklentin yok. Oy kullanmaya da zaten bir beklentisi olmadığı için gitmiyor kimse. Böyle garip bir şey. Yani nasıl motive olunur bilmiyorum. Bir şekilde bunun bir ihtiyaç olması lazım. Ama o da bu mesleki örgütlenme meselesini kapsadığı için, kapsamaktan kastım bunu iletişim üst başlığında en iyi dolduran şey o da. Bunu olumlu bir şey olarak söylüyorum. Yani olumsuz bir şey olarak söylemiyorum. Mimarlar Odası, mimarların örgütü. Şimdi bu olduğu için başka bir yapılanma bence konuşulamıyor hiçbir şekilde. Yani isteseniz de büyütemiyorsunuz. Zaten Serbest Mimar Dernekleri örneğinde bu görüldü. Hiçbir yere gidemedi yani. Dolayısıyla yeni bir yapılanma değil, odanın içinden yani ya mevcut yönetimin içine girip ki yavaş yavaş aslında dönüştüğünü görüyorum odanın. Bu iyi haber ama o dönüşümün yani nelere gebe kalacağını göremiyorum şu anda. Ne doğuracak buradan? Aynı politikalar gençler tarafından devam mı ettirilecek yoksa biraz daha uzlaşmaya açık, daha yenilikçi, daha sorunlarla birinci cepheden yani sahte sorunlarla değil de belki de benim söylediğim sorunlar sahte geliyor olabilir bugün odayı yönetenlere ama bana göre onların sorunları sahte. Sahte sorunlarla değil de mimarlığın gerçek sorunlarıyla cepheden savaşabilecek bir genç yönetim belki de kendi kendine gelebilir. Ya da işte birileri aday olur, değiştirir bu yönetimi. Bilmiyorum yani şubelerde bu oldu. En son İzmir şubesinde mesela bir değişim oldu. Ara ara şubeler değişiyor. Kayseri değişti en son. Yani yönetim bir tek İstanbul'da ağırlıklı olarak değişmiyor. Aynı şey devam ediyor İstanbul ve Ankara'da. Onun dışında değişiklikler oluyor. Aslında şöyle de bakmak lazım. Çok uzun konuştum farkındayım ama şimdi gene Türkiye politikasıyla çok büyük benzerlikler var. Konuşmadığımız çok önemli bir konu. Biz bugün AK Parti'yi eleştirdiğim benim en temel nokta hiç kimseye yönetimi 20 yıl vermeyeceksin. Yani bu kadar net. Her şeyin ötesinde yani. Şimdi bu mevcut Çağdaş Demokrat Toplumcu Mimarlar denen örgüt kaç yıldır yönetiyor odayı bilmiyorum yani. Ben bildim bileli bunlar var yani. Herhalde 30-40 yıldır aynı yönetim. İşte Ahmet, Mehmet, böyle Mahmut 3 kişi yani 3-4 kişi başkan, İstanbul başkanı, oradan merkez başkanı şeklinde devam eden bir süreç var. O kadar büyük bir mantıksızlık var ki burada. Yani hiç demokrasiyle zerre kadar ilgisi olmayan, yani bayağı böyle bir statiko hayat boyu devam ediyor. Ya benim gördüğüm bir şey var odalarda mesela. İstanbul'da da alttaki odalarda da yani en kıyıdakine gittiğimde de mesela işte diyelim işte sen ben onumuzuz işte Ömer Yılmaz'ın üyeliği bitiyor sonra Hüseyin oluyor. Hüseyin bitiyor o oluyor. Aslında bir şey değişmiyor zaten böyle bir ekip var. O sonra gidiyor işte yardımcı oluyor emekli gibi takılıyor etrafta. Yani küçük odalarda bu daha çoktu. Yani isimler değişmiyor aslında baktığımızda İstanbul'da en önemli mekanlar bile kapandı. Bir sürü şey değişti fiyatlar arttı her şey değişiyor. Teknoloji değişiyor ama o da değişmiyor. Yani uzun vadede ne olacağını söyleyebilirim ama ben. Yani kısa vadede bilmiyorum. Yani gençler öyle bir onlara yol gösterebilecek bir şeyim yok. Gençler ya da başkaları için aklıma gelen bir çözüm yok. Ama uzun vadede ne olacağını çok rahat görüyorum. Çok fazla özel okul açıldı. Yani şu anda devlet okulu sayısının herhalde 2-3 katıdır diye düşünüyorum. Özel ya da iki katıdır en azından herhalde. Bu özel okullardan mezun olmak çok daha kolay. Yani devlet okulundan mezun olmaya benzemiyor. Şöyle bir şey duydum mesela. Borcunu ödemiyor okula giden kişi. Okula da gitmiyor ama. Ama paraları da ödemiyor. Yani diyelim ki 40 bin liralık, 50 bin liralık bir eğitimden bahsediyoruz. Okula da gitmiyor. Sonra sene sonu sınav zamanı geldiği zaman okula diyor ki, duydum yani ben bunu. Borcumu ödeyeceğim ama geçirin beni diyor. Yani şimdi böyle diploma almak oldukça kolay bana göre. Yani parayla diplomayı satın almış oluyorsunuz. Olabilir yani bu bugünkü, hiç sana ters geliyor mu bu anlattığım şey? Yani bugünkü kapitalist düzende son derece olağan değil mi? Yani para gelsin de ne yapalım falan şey. Olabilir sonuçta diplomanın da bir karşılığı yok ki bu. Hani işe girerken de diploma sorulmuyor.
Ama hayır, şu oradan şuraya geleceğim. Oradan şuraya geleceğim. Yani özellikle gene yani daha böyle bizim konuştuğumuz gibi işte medyada yer alan nitelikli veya niteliksiz diye anlatmak da bana artık çok tedirgin ediyor beni. Çünkü niteliğin şeyini kim ölçecek? Ben ölçtüğüm zaman başka, sen ölçtüğünde başka nitelik. Yani medyada yer alan mimarlık üzerine değil de daha piyasada yapılan, çoklukla yapılan mimarlığı yapan okul, yani mimarlar ortaya çıkıyor. Bunların sayısı da giderek artıyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani gidiyorlar, işte diplomalarını alıyorlar, odaya üye oluyorlar. Büro tescil belgelerini belki alıyorlar, proje çizmeye başlıyorlar. Belli bir zaman sonra bence bu kitle odanın yönetimini ister istemez ele geçirecek. Yani buna hiç kimsenin yapabileceği bir şey yok. Yani mütedeyyin kanattan da bahsetmiyorum şu anda. Şu andaki sol görüşlü çağdaş, tırnak içinde söylüyorum hepsini, yani sol görüşlü kısmını. Çağdaş demokrat toplumcu mimarlardan da bahsetmiyorum. İşte ne bileyim, biz zamanında aday olmuştuk bir grup mimar olarak, bizden de bahsetmiyorum. Yani bayağı böyle piyasa mimarları. Anadolu'da böyle zaten şubelerde. Belki de olması gereken de bu. Yani gerçek şeyle yüzleşmek. Gerçeklerle yüzleşmek. Şu anda çünkü aslında oda yönetimi gerçeklerle yüzleşmiş durumda değil. Çok açıdan, pek çok açıdan. Yani oda yönetimi Türkiye mimarlığının gerçeklerini tam olarak temsil ediyor diyebilir mi kimse? Yani Türkiye mimarlığı bir şeyse o da onu temsil etmiyor. Yani bir grubu temsil ediyor olabilir ama bütünü temsil ediyor olamaz yani. Bu mümkün değil. Öyleyse o zaman durumumuz çok iyi demektir. Odaya övgüyle söylüyorum bunu. Yani dışarının durumu odanın durumundan çok daha kötü. Bu kötülük zaman içinde doğal olarak, tekrar söylüyorum, odanın yönetimini ele geçirecek. Belki de sonra yıllar içinde kötülük iyiliğe dönüşür. Yani hep birlikte o zaman daha iyi bir meslek örgütümüz olur. Yani umarım olur, çünkü işte az önce o saydığınız grupların isimlerinde geçen kelimelerin işte çağdaşlık, demokrasi vesaire hiçbiri yok, odada görünmüyor. Yok, işte yok, ne bileyim. Canım. Yani ben mail, şikayet mailleri alıyor işte bazen bahset vesaire diye, işte odadan kaydımı sildiremiyorum, işte odadaki maillerimi kapatamıyorum. Ya böyle teknik konulardan, işte benim hakkımı sahip çıkamıyor. Ben senelerdir aynı bilgisayarı kullanıyorum. Bu maaşımla bunu alamıyorum. Buna kadar bir sürü yorum geliyor. Dolayısıyla ne çağdaşlık, ne teknoloji, ne yani hiçbirinin cevabını alamıyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi bence yani bir kişi ya da birileri değil, gerçekten artık bir grup yapanların, yani en azından belli acıyı hissedenlerin artık belli bir noktaya gelip biz bunu değiştirelim demesi gerekiyor. Yani bir nasıl siyasette bir şey olur ya, işte birileri bastırılır, bir görüştekiler, onlar temsil edilmez, daha sonra onlar iktidara gelirler, işte kimi zaman onlar da yine sert davranır vesaire ama bir şekilde gelirler. Burada da bu kadar acıyı çeken bir grup bir süre sonra uzun vadede evet gelecek diye umuyorum. Umarım sizin de dediğiniz gibi belli bir vizyonla gelir ki daha faydalı olur. O zaman bayağı uzun konuştuk. Hemen ben hem toparlayayım. Son söyleyecekleriniz varsa hem onları söyleyebilirsiniz. Yok, hemen her şeyi söyledik aslında. Yani evet, bayağı güzel oldu. Çok şey kalmıştır. O zaman size klasik herkese sorduğum bir iki soru var. Onları soracağım. Birincisi dinleyiciler kendilerine ne sormalı gibi bir soru gibi, ne düşünsünler gibi bir sorunuz varsa, merak ettiğiniz, onların da en azından tartışmasını istediğiniz, ne bileyim, ben onu şey diye anlatıyorum, ofiste dinliyor şu anda, etrafındakilerle bunu dinledikten sonra ne diye devam edecekler, böyle bir soru var mı, ateşleyici bir soru? Var tabii canım. Benim en temel sorum, tekrar söylüyorum, yani ben meselenin çözümünün yani dernek, vakıf ya da oda üzerinden değil de sendika üzerinden olabileceğini düşünüyorum. Yani böyle bir sendika kurulabilir mi acaba? Tabii bunu sendika kanunuyla da bakmak lazım. Çünkü sendika kanunu belli sayıda çalışanın olmasını falan zorunlu kılıyor. Mimarlık ofislerinin hiçbirisi onun üstüne, en büyük ofis bile onun üstüne çıkmaz. Ancak bir iki ofis belki o seviyelere ulaşabilir diye düşünüyorum. Hani sendikalı olmanın başka bir yolu, yani belki de farklı bir sendikalılık olabilir mi acaba? Bunu tartışmak lazım. Yani bence çözüm tabandan gelmesi lazım. Yukarıdan aşağıya, evet, değil de
aşağıdan yukarıya olması lazım. Hani şeyde de, mailde de galiba vardı öyle bir soru. Evet, tepeden mi aşağıdan mı diye talep, bir soru vardı. Talep etmesiyle, aşağısı talep etmediği sürece yukarıdan bizim onlara sunduklarımız, yani bizim derken kendimi söylemiyorum, kim sunuyorsa, yukarıdan sunulanlar belli bir zaman sonra geri tepiyor zaten. Evet, zaten arkadan destek olmadığı için bir faydası olmuyor. İkincisi de bir, yani bu aslında bu kadar tartışmadan sonra biraz değişik olacak ama bu konuyla alakalı, başka konularla alakalı Ömer Yılmaz'ın özellikle bu programı genç, daha böyle yeni öğrenci ya da öğrenci de mezun olmuşlar da çok dinliyor. Kitap, film bir önerisi var mı? Genelde kitap hediye etmeye çalışıyorum. Film canavarı değilim de kitap olarak ya bir kere şey, müthiş bir kitap. Senefon'un Anabasis diye bir kitabı var. 10 binlerin yürüyüşü. Anadolu'yu çok güzel anlatıyor. 2500-3000 yıl öncesini. 2500 yıl öncesini diyeyim. 3000 yıl demeyelim de. Bir tanesi o olabilir. Bir tanesi de bu Egli'nin anılarını anlattığı kitap var. Adını bulamadım şimdi. Atatürk'ün Holzbaşteri daveti. O olabilir. Yani iki tane öyle bir kitap önerim olsun. Oradaki şey, özellikle o kitabın başında yani bugünkü mevcut iktidarın mimarları belli bir mimarlık tarzına zorlamasını o zaman Atatürk daha tersi yönde yapıyor. Onu çok, bana bugünkü şeyle çok iyi bir çelişki oluşturuyor. Hoşuma gidiyor. Onun için söyledim. Yani Egli'nin anıları olabilir. Tamam. Gayet güzel. Bunları da genelde yani bir önceki bölümde başlattık Büşra'yla. Orada da cinsiyet üzerine konuşmuştuk. İki kitap şimdi işte sosyal medyada paylaşanları, yorumlayanları hediye ediyoruz. Hem de böylece ne okuyacağız diye soranlar da öneri almış oluyorlar. Bu alanda bir sürü etkinlikte bulunmuş, okumuş kişilerden. İyi oluyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Gayet. Benim gözlük almam lazım. Bir tane epeydir hiçbir şey okuyamıyorum. Gözüm bozuldu 1-2 senedir. Zaten bu bir senedir, yani çocukları bile göremedim 21 aydır. Dolayısıyla yakın zamanda okumuş hiçbir şey yok neredeyse. Çok kötü durumu. Ama bundan sonra tekrar işte gözlüğümü de alıp başlayacağım. Evet, ben de yani benim bile işte sürekli bilgisayara bakmaktan ben de Türkiye'ye geldiğimde gözlük aldım. Daha iyi oluyor. Sizin de bu arada iyi olmuş gerçekten yoğun programdan ayrılmanız. Hem bu yayını yapabilmiş olduk. Çünkü aslında görüşmeye bayağı... Yapsak bile böyle sakin sakin konuşamayabilirdim. Yani çok arkamızdan bir şey koşturuyordu. Yani bir bizon sürüsü koşturuyor gibi bir halimiz vardı. O yoğunluğun arasında da Twitter'ı da bayağı aktif kullanıyorsunuz bu arada. Takdir ediyorum. O arada kullanmıyordum. Yani bu tweetler o yoğunluktan çıktıktan sonra gelen tweetler. Hatta böyle şey oluyordu işte, yani şuraya gidin ama buraya gidince de kebap yiyin falan diyordu. Ben de arkadaşlara espri yapıyordum işte, yakında Akitere yerine Şarküteri açacak Ömer Yılmaz yemek yerleri diye. Neymiş gerçekten Şarküteri? Olabilir. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Gayet keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için, geç saatlerde katılmış oldunuz. Kaç oldu orada? Saat 11'i geçti değil mi? 2'ye geliyor. Evet. Benim uyku saatim geldi yani. Ben yavaştan giderim. Aynen. Sizi çocuklara ve uykunuza kavuşun. Tekrardan teşekkürler. Ben kapanışı yapayım. Ben teşekkür ederim. Bölümü dinlediğiniz için hepinize teşekkürler. Sosyal medyada ve diğer alanlarda Arkeolog Podcast kullanıcı adıyla bulabilir, takip edebilirsiniz. Bu bölümün Instagram postunu altına yorum yapıp arkadaşınızı etiketlerseniz hem size hem arkadaşınıza bu iki kitabı hediye ediyor olacağım. Ömer Bey'le birlikte hediye ediyor olacağız. Bana ve Ömer Bey'e soru sormak isterseniz sosyal medyada zaten mentionlarsanız o görselin, o postun altından bir şekilde yorumunuzu görmüş oluruz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Mutlu mimarlıklar. Hoşçakalın.